Bu köyün ekonomisi hesapladığın zaman kişi başına gelir olarak Türkiye ortalamasının çok çok üstünde. Amerika'ya yakın. Amerika'ya yakın. Aynen, bizim başarımızın sırrı üniversitelerle çalıştık. Ne demek abi, onu biraz açalım. Karar verme süreçlerine, yönetim süreçlerine kadın aklı katıldı. Şimdi neredeyiz biliyor musunuz? Şu an biz... Abi sen söyle, neredeyiz biz? Boğatepe Köyü. Boğatepe Köyü. 2400 metre rakım. Eski adı mı Boğatepe? Eski adı Zavut. Şimdi yeni adı Boğatepe. 1936'dan sonra Boğatepe olarak geçiyor. Abi bu köy neden meşhur oldu bir anda? Ne oldu da meşhur oldu? Bir anda olmadı ya. Köy Anadolu'nun her karışında çok büyük potansiyel var. Biz de bu köydeki bu mera hayvancılığı ya da doğanın döngüsüne uyumlu yapılan tarımı öne çıkardık. En önemlisi de kadınlarla birlikte, gençlerle birlikte, yaşlıların deneyimlerine önem vererek yapılan işleri yeniden görünür kıldık. Bir müze kurduk, bu müzeyle o görünürlüğü artırdık. Bir trajik bir olayla biraz da başladı. Ben aslında Hürriyet'te köşede yazmıştım hikayesini ama evet, senden evet, duyalım. Ben de senden duydum. Kaç yılında bir trafik kazası oldu? Yıl kaç abi? 1999 sonbahar okulların açıldığı gün köyden Kars'a öğrenciler gidiyor. O öğrencilerin gittiği, şöyle yürüyelim abi şöyle. Öğrencilerin gittiği araba yolda tır arkadan çarptı. Hmm. 23 kişi aynı günde hayatını kaybetti. Ve sen de o cenazeye geldin. Ben de abimi kaybettim. Allah o cenazeye etsin. Geldim. Cenazede burada Türkiye'nin her tarafından taziyeye gelenler vardı. O taziyeye gelenleri ayrı ayrı evlerde ağırlamak zor oluyordu. Ortak bir taziye alanı oluşturduk. O ortak taziye alanı oluşturmak köyün ortak hareket etme geçmişinde de olan o kültürü yeniden canlandırma doğrultusunda bir ilk adım oldu 2000 yılında. 2000 yılında. Sonra 2000 yılından sonra ben de İstanbul'da ticaret yapıyordum. Döndüm geri geldim köye. Köyün var olan yerel potansiyel değerlerini canlandırmaya çalıştım. Abi her İstanbul'a giden, yani büyük şehre köyden giden, ben de daha herkesin en büyük hayali orada gideceğim, biraz şeyler öğreneceğim, köye gelip köyü kurtaracağım. Ama bunu yapan bir tek sen varsın benim bildiğim. Ne yani, senin farkın ne? Nereden kaynaklanıyor? Estağfurullah. Ya o işte her hayırda bir şer, her şerde bir hayır. Şimdi o trafik kazasıyla birlikte ben köye geri geldim. Köye geldikten sonra köylü arkadaşlarla toplandık. Önce erkeklerle, yaşıtlarımla. Sonra baktım erkeklerle çok yürüyemeyeceğiz. Ondan sonra kadınları sürece kattım. Şöyle Zavut'a doğru gidelim istersen bir taraf. İstersen biraz kadınları sürece kattım. Burada sen, bu köy iyi bir peynircilikle ünlü bir köydür. Zavut ismi de Rusça fabrikadır. Fabrika. Ya, bizim deyimizde peynir yapımhane. Sonra kadınlarla... Başladık, devam ettik. Şimdi burada yani şu anda şu mahzen yaklaşık olarak 90 yıldır ben ailemin kullandığı peynir atölyesi. Gördüğünüz şimdi bu meşhur gravyer peyniri değil mi? Evet, bu meşhur Kars gravyer peyniri. Bu peynirler yaklaşık olarak 100 yıldır, 120 yıldır Kars bölgesinde üretiliyor. Bu göçle gelen bir kültür. Göçle gelen bir kültür. Nereden gelmiş abi? İsviçrelilerle Ruslar birlikte yapıyorlar. Hmm. 1800'lü yılların ortalarından sonra Kafkasya'da. Oradan da 1918 yılında göçle bu tarafa, bu bölgeye geliyor. Buradan çıkıyor sıcak odaya. Oo, Ahmet Kaya mı dinliyorlar? Aa, sıcak. Ha, çalıştı. Abi müzik de süper oldu ya. Bu peynirler burada. Sıcak oda. Sıcak oda.
Sıcak odada bak böyle bir gün iki gün terliyorlar. Sonra yağının fazlasını veriyor. Sonra yağ var. Sonra içerisindeki bakteriler harekete geçiyor. Burada kaç ay kalıyor? Bu odada bir ay kalıyor. Bir ay. Bir ay sürekli böyle cümle yapanlar getirdiğim orada. Bunun biri kaç kilo abi? Bunun biri yaklaşık olarak 70 kilo. Yaklaşık olarak 70 kilo. Türkiye'de gravyer böyle yapılan kaç yer var? Bu tarz. Yok değil mi yani? Yanlış bir şey söyleyeyim. Bizim köyün dışında bu teknik uygulamıyor. Yani, makineleşti. Sadece bizim köyde 2-3 mangada bu tarz yapılıyor. Bu su buradan buharlanıyor abi değil mi? Bu da burada sıcak buharlanıyor. Burada bir ay burada kaldıktan sonra suya geçiyoruz. Abi bu kapı girince açılmıyor mu? Nasıl? Bu dışarıdan kilitliyor. Sıcak çıkmasın diye. Ha, oradan sıcaktan buraya geliyor. Yaklaşık olarak 90 gün en az. Olgunlaşması sürüyor burada. Abi bir peynirin yani sütten müşterinin önüne yenecek kıvama gelmesi kaç ay sürüyor? 6 ay. 6 ay sürüyor. 150 günden önce olmuyor. Bir de onu da bekletiyor. Bazen 6 ay ben çünkü eskisini seviyorum. O 1 yıl falan da bekletiyorsun. Doğrudur. Şöyle söyleyeyim. 6 aydan sonra sofralık kesim. 1 yıldan sonra 1 yıldan damağa hitap ediyor artık meze. Ve peynir gurmelerinin tercih ettiği yıl ay 12 aydan sonra. Öyle değil mi? Size geçen sene gönderdiklerimiz evet. 18 aydı. Çok güzeldi. 18 aydı. Ben onları Amerika'ya götürdüm. Bir sene yetti vallahi. Bunlar da burada hemen 3 günde bir ilk önce 3 günde bir alt üst ediliyor, temizleniyoruz. Bu tarafa geçtikten sonra da bir hafta. Abi burada çok ilginç bir ekonomik yapı kurmuşsun sen. Biraz önce anlatıyordun sofrada. Bir dernek var. Bir de herkes süt verince ortak oluyor dedin. Onu bir anlatır mısın hızlıca? Yani nasıl bir sistem? Yani şimdi hemen içeri girerken dedim ya burada ekonomi çökmüştü. O kazadan sonra da iyice çöktü. Yani bizim köy 110 haneden 40 haneye düşmüştü. Göç. Göç tetikleyen temel etkenler var. Bu temel etkenlerin en başta ekonomi gelir. Sonra sosyal okuldur, sağlıktır, sosyalleşmedir. Şimdi bunlar bizim burada göçü tetikleyen temel nedenlerdi. Şimdi süt alıyorsun, süt parası ödüyorsun. Ve süt şu anda süt 2 lira. Süt 2 lira. Peynire dönüştükten sonra 5 lira. Şimdi önce burada bu sorunu nasıl çözeriz diye çalışmaya başladık. Ve mandırayı ortaklaştırdık. Tamam mülk bizimdi. Dededen kalma bir mülktü. Fakat makine, teçhizat, fabrika dediğimiz şey vardı. Her şey vardı. Ama sütü kadar ortaklık diye bir kural koyduk dernek üyelerine. Sütü kadar ortaklık şu, sütünü getiriyorsun. Kaç ton süt verdin? 10 ton. Bu ay kaç ton süt toplandı? 50 ton, 60 ton. Bu ayki giderler ne kadar? Şu kadar. 1 kilo süte kaç kuruş düşüyor? Şu kadar. Ben 10 ton sütüme 1000 lira şey düştü. Gider düştü. Peynir olgun hale geldikten sonra, istersen peynirini alıp götürüp kendin satıyorsun. İstersen karşıdaki geçer piyasa üzerinden bana veriyorlardı, ben İstanbul'da satıyordum. İlk dönem hepsi bana veriyordu. Şimdi köyde turizm gelişti. Köye 20-23 bin. Yani bu da önemli, onu da soracaktım. Geliyor. 23 bin. 23 bin misafir geliyor. Bu gelenler geldikleriyle kalmıyorlar. Gelip burada kahvaltı yapıyorlar, peynir tadıyorlar. Sonra kargoyla istemeye başlıyorlar. O şimdi bize sütü kadar ortaklıkla peynirlerini alıyorlar. Burada ya da kargoyla üreticilere, yararlanıcılara gönderiyorlar. Onların ekonomisinde çok ciddi bir değişim, gelişim oldu. Ben rakam verecek olsam, 2000 yılında biz başladığımızda iki köyde 600 tane hayvan vardı. 650 civarı hayvan vardı, inek. Şu anda 2800 hayvanımız var.
2800 hayvanımız var. Turizm gelirini... 1 mandıra vardı, şimdi yeniden. Bakın 1980'de bu köyde 40 mandıra vardı. İki köyde. 2000'de 1 mandıra vardı. Şu anda 8 tane Avrupa standartlarında mandıra var. Evet. Bu 8 mandıra aslında o 1980'den daha çok üretim yapıyor değil mi şu an? Yaklaşık olarak öyle. Evet. O 1980'deki üretimi biraz daha geçtik. Hı-hı. Biraz daha geçtik çünkü bizim bura bir yayla, bu yaylaya 16-17 köy geldi. Abi şimdi hem istersen mandıraya doğru gidelim hem de sana bir soru soracağım. Devlet yani hiç cumhurbaşkanı olsun, bakanlar olsun, ya kardeşim burada bir mucize yaratmışsınız, gel anlat bize diyen oldu mu şimdiye kadar? Valla soranlar, merak edenler soranlar oluyor. Burada. Ama benim sormamın bir anlamı yok. Ben her sene soruyorum sana. Kaç yıldır aynı soruyu soruyorum. Valla onu o konuda şöyle söyleyeyim. Şimdi kamu istişare toplantıları yapıyor. Bizi çağırıyor. Bilgiyi alıyorlar. Üniversitelerle çalışıyorsun. Üniversitelerle, akademisyenlerle. Zaten bizim başarımızın sırrı üniversitelerle çalıştık. Ne demek abi, onu biraz açalım. Yerel bilgiyle, yerel bilgiyle üniversitedeki bilimi birleştirip sahada birleştirip uygulamaya geçirmek. Bizim başarımızın sırrı o. Ama burada formül var yani. Türkiye var. Köylerini kalkındırmak istiyorsa burada yapılmışı var yani. Ya yerel potansiyelleri alsınlar. Yerel potansiyelleri alsınlar. O yerel potansiyeller üzerinden nasıl kıymete dönüştürürüze baksınlar. Başka bir şey yok. Yaklaşık olarak yıllık 350 ton gravyer taşar. 100-120 ton da gravyer üretiyor. Artı 300 ton da et üretiyor. Bunlar çok... Artı 23 bin turist ağırlanıyor. Bu köyün ekonomisi hesapladığın zaman kişi başına gelir olarak Türkiye ortalamasının çok çok üstünde. Amerika'ya yakınız. Amerika'ya yakınız. Amerika'ya yakınız çünkü Amerika'daki hayvancılıkta istatistiklere bakıyorum. Bir inekten 800 dolar kazanıyorlar. Biz bir inekten bu meradan doğadan faydalandığımız için 1100-1200 dolar kazanıyoruz. İnek sayısını da biraz önce verdim. Ben şimdi onları aldım. Oradan rakamlar çok güzel. Şimdi bu Avrupa standardında dediğimiz mandıraya geldik. Evet. Yani bu köyün peyniriyle yan köyünki aynı olmaması lazım değil mi? Yani mera farkı var. Mera farkı. Bizim merada 680 çeşit bitki var. Sen bitkilerle ilgili de bir şey yaptınız siz burada. Bir... Tabii burada bitki kurutma atölyeleri kurduk. İlk önce biz göçü önlemek için aidiyet duygularını geliştirmek amacıyla bir etnobotanik yaptık, çalıştık. Burada. Abi etnobotanik ne? Sen öyle bir dil kullanıyorsun ki. Ne demek etnobotanik, ne demek? Bitkilerin, yani botaniğin halk arasında kullanımı. Halk arasında nasıl kullanıyorlar. O bilgileri aldık. Sonra üniversiteden hocalarımız davet ettik. Onlar o bilgiler içerisindeki fazlalıkları çıkardılar, yanlışlıkları çıkardılar. Biz onu o zaman şunu fark ettik. Boğatepe'nin florasında 60 çeşit bitkinin 100 küsür tanesi şifalı bitki. Hele bir tane aslan bencesi diye bir bitki var. O bitki floranın %25'ini oluşturuyor. Erkek hayvan yemiyor, acı. Dişi hayvanlar yiyor. Bizim tereyağındaki, peynirdeki farkımızı o bitki sağlıyor aslında. Bu bilim insanları bunu nasıl açıklar abi? Erkekler acıyı yemiyor. Ne demek bu? Ya ben o bitkiyi şöyle anladım. Şimdi erkek hayvan yemiyor ya. Dişi hayvanların danaları, dişi düveler, inekler onu çok okur okur yiyor. Sonra bitkinin şeyini o latincesine falan baktı. O zaman abi fark şey, çobanlık döneminden biliyorum erkek hayvanları. Baktım ki bitki kadını koruyan, dişiyi koruyan bir bitki. Zaten ismi de kadın mantarı, woman's mantis diyor. Öyle mi? Yurt dışında da biraz peynircilik deneyimi var diye biliyorum ben. Yanlış mı hatırlıyorum? Şöyle doğru biliyorsunuz. Slow food hareketi var bilirsiniz. Evet. Ben slow food hareketiyle 2000'den beri birlikte çalışıyorum. Her yıl oraya peynirlerimizi tanıtmak amacıyla götürüyorum. Orada peynirlerin farkı görüldü. Şimdi oradan sonra da işte adım adım ilerliyor. Orada ödüller falan aldık. Şimdi İsviçre'de, Fransa'da, İtalya'da
peynir jürilerine davet ediliyorum. Bir taraftan tabi o jüriye gidenler herkes kendi peynirlerini getiriyor. Götürüyorsun orada peynirler, ilk önce ustaların arasında bir yarışma var. Burada her sene çok şükür Flora'dan gelen farkla biz de burada herhalde biraz bir şeyler katıyoruz ki oradaki ustalar tarafından, o 40-50 ülkeden gelen usta tarafından iyi peynir diye ayrılıyoruz. Hep üçün içindeyiz. Şimdi bu bir fark yarattı. Bu bir fark yarattı. Ciddi talep var. Abi bir de şey soracağım. Geçen sene sen bana bir poşet peynir verdin İstanbul'da, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Böyle içinde deneysel peynirler vardı. Sen bir taraftan da inovasyon yapıyorsun. Yani bir geleneği koruma işi var. Biraz da onu anlatır mısın? Yani o nasıl başladı? Niye? Ya o da şu. Mesela bu erişteyi anlat biraz önceki. O da çok ilginç bence. Şimdi dünyada beslenme alışkanlıkları değişti. Şöyle göstereyim. Dünyada beslenme alışkanlıkları değişti. Dünyadaki bu beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte bizim üretimimiz her ne kadar geleneksel olsa da onu destekleyen inovatif çalışmalar da yapmak zorundayız. Mesela demin ki erişte. Şimdi erişte bizim geleneksel makarnamız, biliyorsun sonbahar yapar, güneşte kuruturuz. Evet. Güneş ışınlarını içine topluyor, onu kavuruyoruz, kış boyu yiyoruz. Şimdi bunu biraz daha nasıl geliştiririz? Kolajen çok, herkes konuşuyor. Bir tarafta kavurma yapıyoruz, kemikler çöpe gidiyor. Bu kemikleri kaynatıyoruz. Artık onun o kolajenli suyuyla yoğurmaya başladık. İçine bir iki tane yumurta ekledik. Yine bizim bölgedeki kavılca antik bir buğday çeşididir biliyorsunuz. Çok iyi biliyorum. Ve hiç sevilmez yani. Çocukken yenmez yani. Yani hayvanlara verildi. Bir de sevilmeme nedeni fakir yemeği. Siyah. Birisi yok canım bir yanı. Dünyada ya da bulgur tüketen ülkelerde çiğden kırılan tek buğdaydır. Ya. Bütün bulgurlar pişirilir, değirmende kabuğu alınır, sonra kırılır. Bu çiğden kırılıyor. Bu yokluktan, çiğden kırıldığı için yoksul yemeğidir. Onun için çok sevilir. Şimdi? Ama şimdi, şu anda davet yemeklerinin en baş, sofrada en baş yemeğidir. Ya şimdi yemeğidir. Ben geçen gün... Biz ondan erişteyi yapıyoruz. Ha, süper. Geçen gün salata yiyorum, onun içinde gördüm. Salatanın içine koymuşlar dedi. Dedim ya nereden nereye? İlhan abi, sana çok teşekkür ediyorum. Ben 4-5 yıldır her gün, her sene iki defa neredeyse geliyorum buraya. Çünkü çok güzel bir iş yaptığını düşünüyorum. Bence Türkiye'nin bu işi biraz daha duyması ve sahiplenmesi ve çoğaltması gerekiyor. Bir İlhan Koçulu'yla 83 milyonda hiçbir şey yapamayız. Bu hikayelerin çoğalması lazım. Yoksa tek tek orada bir mucize, burada bir mucizeyle olacak iş değil. Sen de son derece iyi bir öğretici ve mentorsun. Türkiye'deki genç girişimcilere her yerde yardımcı olduğunu, destek olduğunu biliyorum. İnşallah bu videoyu izleyenler de artık gelip burada yerinde görürler. Sorular olursa da sana yazacaklardır artık. Yazsınlar başım gözüm üzerine. Her yıl buraya en az 10 tane kursiyer gelir. En az 10 tane diyorum. Her 10 tanenin içerisinde her yıl 5 tane girişimci kazanıyoruz. Geliyorlar burada peynirin yapılış sürecini ve yoktan var ediliş sürecini öğreniyorlar. Ondan sonra gidip gittikleri yerde onu uyguluyorlar. Hepsi de hemen hemen yani her 25 desem şu anda kadın girişimcilik adı altında söyleyeyim. 26-27 tane bizim buradan geçmiş, bizim Mandıra'nın desteğinde işi yürüten arkadaşlarımız var. Çok da mutluyum. Onlar o kadın da, tabii sizin dernek başkanı da kadın. O senden yani daha çok meşhur oldu. Başkanımız kadın, o da kadın. Buranın birinci sırrı bilimle birleşmekti, üniversitelerle çalışmaktı. İkincisi de kadınları sürecin içerisine katmış olmamızdı. Onlara bilgiye ulaşmalarını sağladık. Onlar bilgiyi aldıkça bu tarafta daha verimli oldular. Onlar emeğinin karşılığını görüp ellerini avuçlarına 2-3 kuruş para geçtikçe ben şeyindeki para, kadının elindeki para çantadadır, bankadadır. Özgüvenleri arttı, verimlilik süreçlerine katılımları arttı. Aile içi, bak bunun altını çizerek söylüyorum. İlişkiler. Aile içi yönetici karar verme süreçlerine
yönetim süreçlerine kadın aklı katıldı. Bu kadının aklının bu süreçlere katılması yaptığının karşılığını kendisinin yönetimine de geçmiş olması göçücülüğü önlemde durdurdu, yönünü değiştirdi ve köyde hem nüfus artıyor hem üretim artıyor, hayvan sayımız arttı ve refah yükseldi. Tabii. Refah yükseldikten sonra da artık niye gideyim ki? Çok teşekkürler abiciğim. Ben teşekkür ederim, sağ olun.